İkinci de ya bir şekilde bir şey yok. Sen tanıyor musun? Bunların çoğunu tanımıyor. Bunlar Özdemir, Mikail. Bizden tapuları alıyor. Sen abiye söyle abi. Az sonra abi. Yer kalmadı. Benim kızımın kaynı avukat. Ankara'da. Ankara'da. Çetin abi buraya bakın. Bırak şimdi mağduru. Müteahhite verilen müteahhitlere şey. Azim Riyali. Hani sizin sıkıntınız neyse. İşte sıkıntı. Ruhsatı yok. Neden bize bu konuşma yaptırın? Sorun 11 senedeki binalarımız böylece müteahhit bizi dolandırdı. 3 binada ruhsatsız yapıldı. Bütün milletin aşağı 180 kişi perme perişan. İçine giremedik. Müteahhit arayınca telefonunu açmıyorum. Ne oluyor abi? Müteahhiti aradık. Cevap vermiyorum. Telefonu değişmiş. Ne olmasını istiyorsunuz abi? Buranın hükümetin el atmasını istiyor. Belediyenin el atmasını istiyor. Ruhsatsız nasıl yaptırdı bugün iki katları bura? Perme perişan. Hemen hemen 180 kişi perişan. Şu adam sen yani şu anda ora 54, şura 33 perişan olan. Ora içine girdi, ruhsatsız yalanız. Ola da itira, ola da itira. Bütün millet paralar hep peşin verdi. Ben kadınım, ben bayanım, ulaşamıyorum. Ulaşanlar da ulaşamıyor. Telefonu yok, bir şey yok. 20 milyar da para verdim işte. Hem 11 sene hem arsa verdim hem 21 lira para verdim. Günah değil mi? Kaç yıldır mağdursunuz? 11 sene. Ne o evimizin vermesini, yapılmasını istiyoruz. Hükümetin ilgilenmesini mi? Hükümete çıktım, Vali Bey'e çıktım. Biz bir şey yapamak diyor. Nasıl yapamam dedim. Belediyen ruhsatsız ev yapıyor da dedim. Siz nasıl bir şey yapamıyorsunuz dedim. Nasıl bir hükümetsiniz dedim. Nasıl müsaade ettin sen ruhsatsız ev yaptırdın dedim. Ondan sonra babası da tutuyor, kızlarının üzerine devrediyor. Yani bizim buradaki arsa tapularımız... kızların üstünde bu nezir üstü kardeşlerin, bacıların bütün mal varlığına burada el konmasını istiyoruz. Yani onların üzerine geçen mallar bizim buradaki arsaların malları, evlerin malları. Bacıları da reddi miras yapmış. Babayla bacısı kardeşini reddetmişler. Bir şey yapamıyor. Zaten bacıların dediği, bacımın dediği gibi kardeşlerin neyini reddetmiş. Bu mirastan dolayı. Bizim malların üzerine konuyorlar. Ondan sonra da bacı kardeşini reddediyor. Benim adım Hamdi, soyadım Aktaş. 40 bin TL parayı verdim. Aha senedi burada. 2012'de benim evimi teslim edecek, yapıp teslim edecekti. 2018'in aha 8. ayı piyasada yok. Aha da senedi. Ben bu senedinle mahkemeye de gittim, karakola da gittim, avukata gittim. Hiçbir şey yapamazsın hükümet diyor. Yok, hükümet yok. Hiçbir şey yapamazsın. Peki ben bu adamı öldüreyim mi kardeş? Ben bunu öldürürsem bunun sorumlusu kim? Devlet bir şey yapamaz da ben şahıs olarak ne yapayım? Aa senedi kardeş. Güzel güzel çak kardeş. Aa TC kimlik numarasına varana kadar yazılı burada bak. Ödeyeceğim dedi senin paranı. Hem bir de bir ayın içinde 2014, 2018 olmuş daha benim paramı bu adam ödemedi. Peki ben ne yapayım buna? Benim burada 186 metre yerim vardı. Yerimizi aldı, aramızda sözleşme yaptık. Dedim ki niye aramızda sözleşme yapıyoruz, bunun ne olur dedim, senin aramızda sözleşme geçerli olmaz. Dedi ki Dursun Emmi bu sözleşmeyle şeyin sözleşmesinin dedi hiçbir farkı yok noterin dedi. Bir farkı var dedi, onu da dedi, ben dedi eğer imzamı inkar edersem dedi, o zaman diyor benim şeyim geçersiz olur dedi. Onu da dedi sen mahkemeye verir, atlı tipe gönderirler dedi. Benim dedi imzam dedi atlı tipte doğru çıkarsa yine ben suçluyum dedi, sen haklı çıkarsın dedi. O hesaptan biz aynı şekilde yaptık. 186 metre yerimi devrettik buna. İki daire verecekti. Ben de ona 20 milyonluk senet verdim. Seneti ama evi yapıp anahtar teslim edecekti. Ben de onun parasını ödeyecektim. 8 yıldır, 10 yıldır oldu. Daha hala bunu vereceğini attı. Onu da kaçak atmış. Anladın mı? Her yere başvuruyoruz. Avukata verdik. 4 senedir avukatla uğraşıyoruz. Daha bir arpa boyu yol alamadık mahkemelerden de. Öylecene sürüküp gidiyor, geliyoruz gidiyor ancak inşaata bakıyoruz, o da kaçakmış. İki katını attılar, üçüncü katın demirini, şeyini, iskelesini yaptı, demirini bağladı.
betonunu atacaktı ki belediye geldi, mühürledi, o düzene kaldı, bekliyor şimdi. Evet. Kapımı istiyorum ben de.